merhabalar arkadaşlar. Bu videoda yine birlikte bir araştırma yapıyoruz. Hep birlikte minik evleri gezeceğiz arkadaşlar. Şu an o kadar güzel bir yerdeyiz ki. Yani benim evimdeki lavabo bu kadar lüks değil. Banyo mu bu? Havalar nasıl orada? İnanılmaz güzel. Ben bu evi istiyorum. Ev fiyatları aldı başını gitti. Artık biz de böyle işte minik evler vesaire bu tarz şeylere yönelmeye başladık. Minik evlerin piyasası da inanılmaz derecede çok arttı. Artık işte insanlar hafta sonları işte bungalov evlerine gitmeyi çok seviyorlar. Karavan seyahatlerine vesaire ilgi duymaya başlıyorlar. Biz de bununla alakalı böyle size güzel bir video hazırlayalım istedik. Merfişim de burada. Ben geldim. Bana ve benimle birlikte minik evleri dolaşacak. İlk olarak Eksado'ya gidiyoruz arkadaşlar. Burası bu minik evlerin yapıldığı bir ne denir? İmalathane. Aynen. İmalat. Doğru. İmalathanesine gidiyoruz. Bir sürü ev gezeceğiz birlikte arkadaşlar. Heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Kanalımıza abone olduysanız videomuza başlayabiliriz. Burada çok güzel, çok tatlı evler var. Bunlar tamamen karavan mantığında yapılıyor. Eğer satın almak isterseniz hangi fiyatları alabilirsiniz? Ne boyutlarda evler var? Şimdi onları gezeceğiz birlikte. İlk girişte şöyle bir salon gibi bir alan. Aynen. Genelde yapmışlar. İki ya düşlü koltuğumuzu koyuyoruz bir alan. Ha, burada böyle bir merdiven var ve merdivende şöyle saklama alanları yapmışsınız. Bir evde en çok ihtiyaç duyulan şey bence şey dolapları. Benim için çok okey, çok yeterli. Şurada yani benim evimdeki lavabo bu kadar lüks değil. Şimdi bu tarafta da bir banyosu var. Şimdi banyoya giriyorum. Bir tık dar, kabul edelim. Ama şu duvarlarına bakar mısınız? İnanılmaz güzel gözüküyor ya. Lavabosunu falan çok beğendim ya. Gerçekten benim evimdekiler bile bu kadar güzel değil. Bakın bir de banyosunu da göstereyim. Duşakabini de göstereyim. Şöyle yani gayet yeterli. Bayıldım. Şurada aynası vesaire her şey çok güzel gözüküyor. Melek Hanım geldi şimdi arkadaşlar. Merhabalar. Bu kısımdan sonrasında Melek Hanım eşlik edecekmiş. Şimdi burası da böyle alt katta oturma odası var. Üstü de yine yatak odası. Bir yatak odası da tam bir Instagram yeri. Yani zaten artık hayat Instagram'da değil mi? Herkes evet, böyle Instagram'ında böyle güzel bir şeyler çıksın, postlar çıksın vesaire diyoruz. Bu ev tam bir Instagram evi yani. Bir de yüksek tavanlı vesaire. 4 metre sanırım değil mi buranın evet, yüksekliği? En yüksek alanın 4 metre. En yüksek alanın 4 metreymiş. Çünkü işte köprü altından vesaire geçilebilmesi için aslında maksimum 4 metre yükseklikte oluyormuş. En de dediğim gibi 2,5 metre genişliğinde. Çünkü trafikte izin verilen bazı izlememiz gereken kurallarımız mevcut. Bu kadar. Evet. Bu yüzden tamam ben de buraya geleyim o zaman yanınıza. Aynen böyle sohbetimizi edelim ya şimdi. Odada. Yani her şeye uyum sağlamak lazım. Kesinlikle bazı izlememiz gereken kurallarımız var. Bu yüzden biz de onları takip ediyoruz. Senin de söylediğin gibi 4 metre yükseklik, iç genişliği de 2,5-2,55 civarında olması gerekiyor ama uzunluğuyla alakalı isteğiniz doğrultusunda 5-6-7-8-9 metreye kadar evet, çıkabiliyoruz. 9 metre yükseklik genişliğinde olanı da gördük arkadaşlar. Onu otel mantığında yapmışlar. 9 metre uzunluğunda. Evet. Bir de 4 metre uzunluğundakini bir tane koyup şöyle bile şeklinde bir otel yapıyorlarmış. Önüne de işte havuz vesaire bir şeyler konuluyormuş. Bildiğiniz yani bu karavanlardan ucuz bir otelde yapabiliyorsunuz. Tanesi biz mesela mi? Ekipçe kendimiz öyle le evler yapsak. Hep bir arsada. Sonra hep birlikte yaşasak falan. Ooo! Buradan duruyoruz. Üst kata çıkmak istiyorum be. Şöyle izninizle. Şuradan. Aa, çok güzel arkadaşlar. Ben bir de normalde benim klostrofobim var. Yani böyle çok küçük yerlerde duramıyorum ama burası o kadar gerçekten ferah ki yani bence çok iyi tasarlanmış. O yüzden hiç böyle kendinizi çok sıkışık daracık bir alandaymış gibi hissetmiyorsunuz ve ben burada çok rahat bir şekilde tertemiz uyurum yani. İyi geceler aşkım. İyi geceler. Ben yazılıp çağırıyorum seni. Tamam bir tane. Ama çok uyuma olur. Tamam bir ben bir 10 dakika falan kestireyim. Tamam. Sen yemeği hazırlayıp beni çağırırsın. Tamam aşkım. Burada yaşanır vallahi. Şimdi diğer yatak odasını görmeye gidelim. Yine böyle tek bir böyle yatak bazasız yatak atılıyor evet, değil mi? Uzak. Burası da böyle aynen iki kişilik bakın aa, görüyorsunuz gayet. Ha, üç kişi bile yatarız. Bence burada. Üç kişi net yatarız bu arada. Burası 7 metrelik bir tiny house'umuzda. Şimdi bir tane konsept bir tiny house görmeye gidiyoruz değil evet, mi? Pembe olanı. Pembe konsept. Ay şimdi pembe. Pembe olanı göreceğiz. Ay merhabalar efendim, merhabalar, hoş geldiniz. Tam benim evim değilmiş, şöyle bakar mısınız? Pembiş. Ya arkadaşlar aşırı güzel, şimdi içine girdiğiniz zaman daha çok beğeneceksiniz.
Şöyle bizi çift kapılı beyaz bir kapı girişte karşılıyor efendim. Ondan sonra buradan şöyle bir de böyle birkaç basamak yukarıya çıkarak salona geliyorsunuz. Ya salona biz Berfuş'la girer girmez böyle diye böyle bir tepki verdik yani. Şöyle bir televizyon ünitesi koymuşlar yine pembe. Üzerine işte televizyon konulmuş ve koltuk aşırı rahat bu arada. Burası salonumuzdu. Buradan şöyle şu taraf banyomuz ve mutfağımızın olduğu kısım. Burada yine her şey pembe ve çok fazla saklama alanı var. Bence o çok iyi. Buralarda böyle bir sürü, bakar mısınız ne kadar geniş ve bir sürü şey sığmış bu arada. Burada da bir banyosu var. Şöyle. Arkadaşlar. Banyo mu? Banyo mu bu? Yoksa hani çok lüks bir otelin banyosu mu? Çok güzel. Çok küveti var. Küveti. Şimdi yatak odasına gidiyoruz. Berfuş'um önden geçmek ister misin? Ben gidiyorum. Bir dakika. Hazır mısın? Gerçekten mi? Hazır mısın? Berfuş. Aşkım. Güzel mi yukarısın? Bir güzel, bir güzel. Ben burada böyle uyurum, yatarım. Gel çabuk gel. Allah'ım yukarıyı da pembe yapmışlar. Evet. Ay çok güzel. İnanmıyorum. Pembe yaptılar, bizim gönlümüz tavız şu an. Sorunum yok. Pembe gönlüm sende. Tararacağım. Hoş geldin. Ay ben seviyorum. Bu Tiny House'da Hollanda'ya gidecekmiş arkadaşlar. O yüzden paketlemişler bunu. Şimdi paketli bir Tiny House görüyoruz. Buranın da camı. Camı inanılmaz güzel. Şöyle bir manzaraya çektiğinizi düşünün karavanınızı. Burada böyle kocaman bir pencereye karşı. Şöyle bir oturmuşum. Ay evet ya, çok keyifli. Berfuş. Ben aşık oldum buralara. Yandık. Şimdi burası böyle salon mantığında yine. Şu tarafta burada da böyle yine bir kocaman bir tezgah var. Yani çok yeterli bir tezgah bu. Burada şöyle bir duşakabini var. Şöyle gayet yeterli, büyüklüğü bayağı geniş bir banyo var. Üst kata çıkıyorum şimdi. Ooo Berfu. Çok mu iyi? Gel, burası daha geniş. Diğer tarafın yüksekliği birazcık daha fazlaydı. Evet, tavan yüksekliği. Tavan yüksekliği biraz daha fazlaydı. Ya da ama yatak gelince mi öyle oldu? Bunun sebebini ben söyleyeyim isterseniz. Normalde o 2.80 ama müşterimiz fazla uzun boylu oldukları için daha yüksek istediler. Gerçekten evet. Mi? Şu anda bunun yüksekliği 1.95. Yani bu yatağa koyduğumuz yerin yüksekliği. Biz tuttuk. Havalar nasıl orada? Biz çok iyiyiz burada. Buranın görüntüsünü görmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi yer değiştirelim. Siz buraya gelin, ben aşağıya ineyim. Ondan sonra bir de öyle bakalım. Hadi. Arkadaşlar salonun genişliğine bakın. Şimdi arkadaşlar dışarı çıkıp bunların birazcık fiyat aralıklarından bahsedeceğim size. Gelelim fiyatlarına. Böyle bir evi yani böyle işte 7 metrelikten başlayalım. 8, 9 ve 4 metreyi de öğrenelim. Bunların fiyatları nasıl? Ben size genel bir fiyat vereyim o zaman. Yani yaklaşık 390 bin TL'den başlangıç fiyatlarımız mevcut. İçerisine seçeceğiniz ürünler. 390 bin olan 4 metrelik olan mı? Yok, hayır hayır. Genel fiyat olarak 4 metreliği direkt o şekilde vermiyoruz zaten. Tabii hani tabii. Deniz doğrultusunda içerisine bir şeyler ekleniyor. Hani başlangıç fiyatı olarak söyleyeyim ben demek istedim onu. İçerisinde isterseniz beyaz eşyası, işte yatağıydı, işte koltuğuydu, dış kaplamalarıydı. Evet, kullanılan kesinlikle vesaire. Hepsi dahilinde. Ayrıntılı fiyatlar için bize ulaşabilirsiniz. Yani şu an o başlangıç fiyatı o şekilde söyleyebilirim. 390 binle başlıyor ama bu böyle 1 milyona kadar çıkar mı? Hayır hayır ya. Yani çok uçuk şeyler istemezseniz onu çıkartmayız diye düşünüyorum. Ama tabii arkadaşlar bunu 2023'te 2024'te izlerseniz fiyatlar ne olmuştur artık onu bilemiyoruz. Çünkü sürekli değişiyor. Malzemeler. Malzemeler evet sürekli artıyor fiyatları. Yani, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere umarım. Başka evlere doğru yola çıkıyoruz. Arkadaşlar şu an o kadar güzel bir yerdeyiz ki. Şu an Sapanca Dom'dayız. İstanbul'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta bir yerdeyiz. Eğer
Eğer derseniz ki ben satın almak istemiyorum arkadaşım, sadece 1-2 gün böyle gelip kafamı dinlemek istiyorum derseniz, burası muhteşem güzel bir yer, bunun için muhteşem uygun bir yer. Şimdi şöyle olduğumuz yeri şuralardan birazcık göstereceğim. Bakın şöyle gözüküyor. Bakın buradaki domlar şunlar. Şöyle bir manzara var. Şimdi biraz sonra bu domların içini gezeceğiz. Kafayı yiyeceksiniz. Çok 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 güzel bir yer. Şu anda balkonundayız arkadaşlar. Balkonuyla başlayalım derim. Şöyle burası böyle bir dağın üzerinde bir yer. Dağın üzerine böyle birkaç tane böyle bu dom dedikleri işte geometrik şekillerle oluşturdukları böyle çadır gibi şeyler bunlar. Bunlar işte böyle verandaya benziyorlar. İskeletini ahşaptan yapmışlar. Üzerinde verandayla kaplamışlar. Böyle hani cam da değil, tamamen plastik. Önünde muhteşem bir böyle seyir terası var. Ve tamamen ahşaptan yapmışlar. Şu tarafını göstermek istiyorum. Ay Melfuş, bu ne? Ya çok güzel arkadaşlar. Buraya sevgilinle gel. Arkadaşınla gel. Anneni al gel. Yani inanılmaz dinlendirecek bir yer insana. Şimdi içeriye giriyoruz. Biraz sonra da alt kata ineceğiz. Orada da jacuzzi'leri göreceğiz. Jacuzzi'si var. Çıldırırsınız. Ama ilk önce yatak odamızı görelim. Şöyle buyurunuz efendim, sizlerden buyurunuz. Geri geldim. Arkadaşlar burası da çok güzel Berfuş. Bayağı. Burası kaç metredir? Yani bence 7-8'i vardır. Böyle bence zaten birkaç gecelik kalmalık şekilde ayarlamışlar ki muhtemelen daha fazla ziyaretçileri hafta sonu geliyordur diye düşünüyorum. Hafta sonu İstanbul'dan şehir şeyinden kaçmalık geliniyordur buraya diye düşünüyorum. Böyle tam ortaya bir tane yatak koymuşlar. Yatağın karşısı tamamen manzarayı görüyor arkadaşlar şöyle. Burası yatağın bir konforu konusunda şey yapmak istiyorum. Niye? Çok güzel Berfuş. Burada bir tane boya aynası var arkadaşlar. Boya aynası da yani çok gerekli bir şey bence. Burada böyle bir işte buzdolabı var, şöyle minik bir. Şimdi şöyle burada tamamen keyif köşesi yapmışlar burayı. Burası da tam Instagram'lık Berfuş. Gerek gittiğimiz yere bu konseptle bakmamız. Evet. Burası tam Instagram'lı. Herhalde. Ne yapalım, artık hayatı Instagram'da yaşıyoruz resmen. Burada yemekleriniz de onlardan geliyor. Yani işte sabah kahvaltınızı vesaire onlar hazırlıyorlar, getiriyorlar. O yüzden bir mutfağı yok. Buranın arka tarafı da banyo ve tuvaleti de böyle arka tarafta. Şuraya böyle bir paravan gibi bir şey koyup, bayağı da sert bir şey bu. Betona benziyor bu arada. Beton bence bu. Aynen, beton bayağı sert. Ama maalesef arkadaşlar, mesela ben biraz önce burada tuvaletimi yaptım. Ve yaparken birazcık stres oldum. Mesela sevgilimle buraya gelmiş olsam ben bundan çekinirim. Çok çekinirim. Evet. Yani dedim sen bir git şuralara. Hatta arkadaşlar sizden de çekinirim, arkadaşlarımdan da çekinirim. Ama yani bu güzelliğe değer mi değer? Yani gördüğünüz gibi üstü açık. Hani diğer odadan ses gidiyor. Odada kimsenin olmaması lazım yani. Sizi alıyorum buradan. Dışarı çıkartıyorum öncelikle. Şimdi dışarıya çıktık. Bakın. Giriş şöyleydi. Giriş buradan da buradan böyle seyir terasına gidiyorsun. Şuradan içeriye giriyorsun. Şimdi buradan geliyorsunuz benimle. Buradan da evin aşağı katına iniyoruz. Pardon, buradan değil. Arkadaşlar buradan da böyle merdivenle aşağıya iniyoruz. Arkadaşlar işte bu. İkinci bir seyir terasına geliyoruz. Berfu, hamak var. Çok güzel. Berfu atla yanıma. O kadar güzel ki arkadaşlar, size bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi size tam olarak gördüğüm şeyi göstermek istiyorum. Şöyle dın 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 dın. Gösteriyorum. Tara. Of. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz, şöyle bir manzaraya karşı böyle hamakta yatıyorsunuz. Ve o kadar rahat ki, evet, değil mi? Bayıldık vallahi, aşık olduk. Yani burada yatıp uyuyabilirim yani saatlerce. Bunun bir de alt katı var arkadaşlar ve orada bir jacuzzi'si var. Çıldıracaksınız. Şimdi böyle bir merdiveni var. Merdivenden aşağı iniyoruz. Merdivenle hop bu jacuzzi'ye geliyorsunuz. Ve burada cıbıl cıbıl yüzüyorsunuz. Ay suyu var ya, o kadar sıcak ki Berfuş. Ay çok güzel. Çok güzel ya. Ay ve yine burada da muhteşem bir manzara var arkadaşlar. O kadar güzel ki.
Ya yemin ederim huzur doldum ya burada. Arkadaşlar gelelim fiyatına. Eğer buraya hafta sonu gelmek isterseniz bu tamamen Temmuz ayı fiyatları. Temmuz ayı 2022 fiyatları arkadaşlar. Hafta sonu gelmek isterseniz geceli 4000 TL. Hafta içi gelmek isterseniz daha ucuz 3000 TL ödüyorsunuz. Deneyimi inanılmaz güzel. Gerçekten insanı şu an bile kendimi daha dinlenmiş hissediyorum. Çünkü etrafta hiç ses yok. Sadece börtü böcek sesi ve her taraf yeşillik. Ve gerçekten inanılmaz güzel. Her şey de çok rahattı. Ben çok beğendim burayı. İnanılmaz güzel. Burasının iletişim bilgilerini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Instagram adresini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Eğer gelmek isterseniz, burada bir hafta sonunuzu ya da birkaç gününüzü geçirmek isterseniz onlarla direkt iletişime geçebilirsiniz. Şimdi diğer mekanımıza gidelim. Bakın bizi yine kim karşıladı? Melek Hanım. Melek Hanım. Merhabalar. Bu kez de Exado'nun showroom'una geldik arkadaşlar. Burada iki tane bungalov evi var. Normal bungalov evlerine göre böyle bir tık daha büyük ve içerisi inanılmaz güzel. Arkadaşlar şimdi görünce mahvolacaksınız. İçeri girelim bence direkt daha fazla laf uzatmadan. Bütün çakmak evinin kokulu bir açtı. Evet, keşke öyle olsa değil mi burası? Keşke benim evim olsa. İnanılmaz güzel. Şöyle bu tarafta böyle bir mutfağı var. Amerikan masası var. Çok güzel ya, çok şık her şey. Yani bir kere malzemeleri çok kaliteli gerçekten de. Kullandığımız malzemeler vesaire. O yüzden her şey çok aşırı derecede şık duruyor. Ondan sonra burada böyle bir salonu var. Bayağı genişçe bir salon. Bir de tavan yüksekliği bayağı yüksek. Burası böyle Finlandiya tarzı evler değil mi? Evet. Banyosuna geçelim arkadaşlar. Banyosu da yine inanılmaz şık. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu çiçekle birlikte mi yıkanılıyor? İyiymiş, güzelmiş. Şurada çamaşır makinesi dahi var. Diğer taraflarda tabii çamaşır evet, makinesi yok değil mi? Çok fazla lüks ön plana çıkartılmış evet. Durumda. Hem doğallık hem de ferah bir şekilde o lüksü yakalayabileceğiniz nüansları dahil etmeye çalıştık bu evlere. Evet, yani gerçekten çok lüks gözüküyor. Bir kere şu detay bile ilgi çekici. Evet. Şurada bir de yeşillik bir alanı var yani. Bunlar tabii gerçek değil değil mi? Evet, gerçek değil ama... Tabii ki isterseniz gene o şekilde gerçek de yapılabilir. Yapılabilir evet. Tabii ki. Ay çok güzel, hadi üst kata çıkalım. Gel Berfuş'um. Ay! Ay bu ne? Çok güzel. Ay gerçekten mükemmel. Bu sefer gerçekten inanılmaz güzel. Şurada şöyle bir yatak odası yatağı var ve yatak böyle şöyle bir pencereye bakıyor, üçgen bir pencereye bakıyor. Tavana inanılmaz yüksek. Kaç evet. Metre acaba tavanı? Bence bir 8'i var. Melek Hanım böyle at. Tavanın olamadı bunun. Bence bir 8 var ya, 8 de değil de. 8 çok iyi. 8 çok evet. 5. 4 bence. Söylüyorum. Evet 5. Maksimum 5. Maksimum 4,5-5. Öğrenip bunu hemen şey açalım, oylamaya açalım. Sizce aynen. Kaç? Sizce kaç arkadaşlar? Aşağıya yorumlara kesebilirsiniz. Yani klima da var. Kliması da var. Arkada şöyle bir penceresi de var. Oo, gerçekten böyle bir yerde yaşamayı çok isterim. Şimdi bir ev daha var. Oraya doğru gideceğiz. Oranın da bir içini göreceğiz. Orası da yine bungalov evi. Ama böyle cephesi birazcık daha farklıydı. Bakalım içi nasıl? Tavan yüksekliği öğrenildi. Kaçmış? Yüz katınki 4,5, aşağısınınki 3. Toplamda da 7,5. Şimdi cephesi taş olan eve gidiyoruz. Bildiğin taş mı? Evet. Evet taş. Bildiğin taş arkadaşlar. Aa bitti. Aa ben bu. İşte bak burada bizi çağırabilirsin. Ay ben vazgeçtim. Ben bu evi istiyorum. Kanalı kaybettim. Çok bu güzel. Evin. Ya. Burada bayağı bir oda var. Şimdi böyle bir salonu var. Şöyle inanılmaz lüks gözüküyor. Bir tane aynen çocuk odası var sanki. Misafir genç çocuk. Odası ya da misafir odası. Evet burası bildiğin normal böyle çoluklu çocuklu aileler için bir ev yani. Hatta böyle yurt dışındaki evlere benzemiyor mu? Şu ortada olmasına bayılıyorum ben ya. Böyle. Evet ada mutfağa bayılıyorum. Gerçekten. Çok güzel gözüküyor. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Ay. Ya. Bir romantik yer daha. Yine vurulduk.
Çok güzel arkadaşlar. Yani burası da diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Ben bu videoda mahvoldum. Çünkü çok güzel evler ve kendi evime gittiğim zaman artık beğenmeyeceğim evimi. Ahşap olduğu için bir tık böyle sıcak hissediliyor ama işte klima kullanılıyor vesaire. Öyle çözülüyor zaten böyle şeyler. Valla diyecek bir şey ben bulamıyorum. Diğer ben diğer tarafın üst katını beğendim. Evet. Buranın da alt katını beğendim. Alt katı çok bak, olmuş. Burada bence şey olsa, klima olsa burayı da beğenirdi. Şu an sıcak geldiği için öyle hissediyorsun bence. Valla yani yaptığınızda bu dekorlar vesaire her şey inanılmaz güzel gözüküyor. Şimdi buranın tabii ki fiyat bilgisine doğru aşağıya doğru yılın ilerleyelim. Fiyat bilgisini öğrenelim bakalım ne kadarmış. Evet yine Melek Hanım'ı ortamıza aldık. Konuşun. Bunlar kaç para? Evet, anlatın. Biz bunların fiyatını öğrenelim. Az önce sustuk. Şimdi konuşma vakti galiba. Yan taraftaki üçgen evimiz 65 metrekare ve yaklaşık 420 bin küsür TL'den başlıyor fiyatları. İçerisinde istediğiniz ürünlere ve dizaynın farklılığına göre değişiyor tabii, tabii yani, ki. Tabii yani değişir. Arkamızda gördüğünüz taş evde 90 metrekare 675 bin TL civarında bir fiyat söyleyebiliriz bunlar için. Yani bir arsa satın alsanız, ondan sonra kendinize böyle bir şey yaptırsanız bence kafaya kafaya gelir yani, İstanbul'da bir ev sahibi, bir tane ev sahibi olmakla aynı şeye gelir bence. Evler gerçekten çok, çok güzeller. Eğer kendinize arkadaşlar böyle bir şey yaptırmak isterseniz fiyatlar bu şekilde ve evlerinizde de bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür tekrardan. Ederim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Minik ev turu yapmak istedik. Yani işte satın almak isterseniz, kiralamak isterseniz ya da işte birkaç gün kalmak isterseniz hangi fiyatlara, nasıl evlerde kalabilirsiniz bunu göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Olun ya. Evet ya. Abone olun ya. Ya. O kadar uğraşıyor bu kız. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Yorum da yapın. Eğer beğenirseniz bu tarz videoları ya da buna benzer işte neyi görmek isterseniz, neyi böyle birlikte araştıralım ve görelim isterseniz aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.